kitaplardan orijinal dişi. Bunlardaki özellik bir özelliği göstereceğim sana Erman. Tamam abi. Mesela hiçbir gökte bu özellikler olmaz. Bizim kuşlarımızın üstü nasıl gökse kanat içi de öyle göktür. Bu hiçbir gökte Türkiye'yi gez, hiçbir yerde bu böyle bir ırk göremezsin. İçi yani nasılsa, dışı nasılsa, içi de hep evet, beyaz olur genelde ama bizim kanat üstü nasıl gökse içleri de aynı gök olur. Rengine bir bakalım abi. Gök. Evet. Kanat altı da gök. Evet, kanat altı da gök arkadaşlar. Bu böyle bir ırk bana mahsus. Yok. Maşallah. Yok. O yüzden bunlardan mesela kaybettim. Yavru aldılar, yavrusunun yavrusunu aldılar. Bulmama olan am yok. Mutlak özelliğini taşıdığı için getir diyorum buraya. Merhaba, bugün Mehmet Ali abimin misafiriyiz. Mehmet Ali abimin kuşlarını çekeceğiz. Güzel bir söyleşi yapacağız, sohbet yapacağız. Şimdiden iyi seyirler. Azman verim de kuşçu ol. Hedefi geçmek yasak. Ben Mehmet Ali Atıcı, 1975 doğumluyum, Karslıyım. Profesyonel olarak 89 yılından bu tarafa kuş beslerim. Daha öncesinde rahmetli babam beslerdi Kars'ta. Kars'tan İzmir'e geldik, İzmir'de devam ediyoruz. Ben zaten kuşun içine doğdum. Babam beslediği için o zamanlar işte babadan geçen bir heves çocukluktu. Daha sonra biraz daha yaşımız ilerledikçe marifetlerini öğrendik, hünerlerini öğrendik, ne yapmamız gerektiğini öğrendik. Nasıl yavru almamız gerektiği, mesela nasıl soylar birbirine vurmamız gerektiği, onları öğrendik, hataları öğrendik, kusurları öğrendik. Daha sonrasında babamın arkadaşlarıyla eskiden mesela sohbetler daha çok güzeldi. Biz kuşçular toplandığı zaman onların yanında durabilmek için can atıyorduk ya. Onlar da biz işlerine geliyorduk. Bakkala git, onu al, bunu al derken ama biz de bakkala gönderene içimizden kızıyorduk. Ulan arkadaş bir dur ya, burada iki dakika dinleyelim biz de. Öyle ondan sonra rahmetlik babam belirli bir noktadan bırakınca ben devraldım, bırakmadım. 89 yılından beri Kars'ta birçok dönem uçurdum. 2000 yılından beri İzmir'deyim. İzmir'de de ilk geldiğim dönemlerde mesela burada kimseyi tanımıyordum. Geldiğimde bir çift kuş getirmiştim oradan. Biraz önce de bahsetmiştim. Evde mutfakta bangonun altında yer yapmış, orada besliyordum. Hatta buradaki arkadaşlarla tanıştığımda bana ya Kars'ta kuş mu var, Karslılar ne anlar kuştan diye söyleşi yaptılar. İsmimi mesela Facebook ismimi özellikle Karslı Mehmet Ali diye koymam da o nedenden dolayı. Arkadaşlar bu yörede birçok kuş cinsi var. Ama bizim Kars'ta sadece taklacı. Başka bir yabani var, bir taklacı var. Başka kuş çeşidi yok. Buraya geldiğimizde de hatta yani garipsiyordum. Arap görüyordum, parlak Arap, böyle zil Arap. Yanıyor ışıl ışıl, ulan diyordum bunları niye almıyorlar, niye etmiyorlar. Alıyorduk, üstümüze gülüyordular. Lan diyordular bunlar saya, saya ne arkadaş? Lan diyordular dönek, biz Kars'ta taklacılara dönek deriz mesela. İyi dönüyordur, şudur.
Maşallah maşallah. Mehmet Ali abi, bir tane burada böyle portakal sarısı bir kuş var. Bu evet. Böyle bu renkli kuşlarda oyun oluyor mu abi? Oluyor. O bana Hatem Or kardeşimin hediyesidir. Onun aynı ırklarından. Hani böyle derece almış kuş var mı bu renklerde? Ya, bunun annesi Ankara'da birinciliği var. Ankara'da birinciliği var. Evet, aynı portakal dişi. Ankara'da birinciliği var. Bunun bir başka kardeşleri de şu an 4 kupada, 4 kupada da derecede. Avrasya'da ikinci şu an. İTGP'de birinci. Edremit Körfez'de birinci. İzmir Oyun Kuşu Festivali'nde de 4. mü 5. mi, ama o gün hayvana demire çarptı. Bu renkli kuşlarda da arkadaşlar performans oluyormuş. Güzel bir ala dişi var. Şu sabuni dişiyi çok beğendim ben maşallah. Az önce bir şöyle damızlık kuşu uçmuyor zaten. Şöyle bir kalktı. 30-40 taklayla indi yani. Şöyle bir apartman boyu yükseldi. 30 taklayla zor indi. Maşallah. Bunlar damızlıklar arkadaşlar. Tamam, sorularımız var. Sorularımızla geldik. Tamam. Mehmet abi terleteceğiz bugün. Mehmet abi, kanat patlatan, dirsek açan kuş besler misin? Beslemem. Ama şimdi bizimkilerden de arada bir hafif dokunanlar çıkıyor. Bu biraz da kan uyuşmazlığından dolayı geliyor. Her kuş kanat açıyor, kırdığında da illa açacak diye bir şey yok. Çok kanat açan ırk gördük. Başka kuşlara vurduk, hiç kanada dokunmadığı da oldu. Ama normale bakarsan çok eziyetli kuş. Beslemez. Diğer soru abi. İyi bir oyun kuşunda ilk aradığın özellik nedir abi? Abi yani şimdi... İlk neyine bakarsın? İlk aradığım özellik, kuş uçmayı sevecek. Nefes olacak. İkinci aradığım özellik, altı dolu olacak. Altı dolu, uçmayı seven, nefesli olan kuşla her zaman başarıya ulaşırsın. Abi az önce cevap verdin ama boş inen kuş beslenir mi? Ben ona yedirdiğim yeme acıyorum. Yedirmem. Yani bizde bir Urfalıların bir lafı var. Onun etini kesip köpeğe atsan köpek bile yemiyor. Pis kuş. Peki abi, en çok hangi yörenin kuşunu beğeniyorsun? Abi şimdi şunu şöyle söyleyeyim, artık kuşun bölgesel bir yöresi kalmadı. Her ilden her ile her gün yüzlerce kuş gidip geliyor. Ben bu yörenin kuşu diyebilecek kimse kalmadı. Nasıl kal? Şimdi biz 89 senesinden bu tarafa besliyoruz ama bize Kars'tan hangi bölgelerden gelmiştir onu da daha bilmiyoruz. Ama kuşun yöresi yok. Başarı sağlayacak orantılı kuşlara dersen Samsun yöresinde uçup oynayan kuşları beslerim. Çünkü Türkiye'nin en zor ili. En çok nemin olduğu bir bölge. Nem, güneş, yani hava ikliminin taklacı oyun kuşuna uygun olmadığı en çok yoğun olan bölge orası. Orada oynayan hayvan bilin ki büyük kuştur. Peki abi, perçem, takka oyun kuşunda önemi var mı böyle? Perçemli olmuş, takkalı olmuş. Hani bir istatistik var mı? Perçemli kuş mu daha iyi olur ya da olmaz, bir kriteri yok, var mı? Yok arkadaş. Taklayla, perçemle, takkayla kuşun oyununun alakası yok. Kuşun oyunu geniyle, asaletiyle alakalı bir şey. Tamam, ne kadar asil hayvanı, asillerle çalışırsan o kadar başarı elde edersin. Ne kadar, şimdi şöyle bir şey diyeyim. Eskiden mesela insanlar aşiretlerden kız almaya çalışıyordu. Uğraşıyordular, gücü de yetmiyordu. Ama niye almaya çalışıyordu? Belli bir soy olsun, iyi bir soy olsun çocukları. Yani güzel bir sülaleden gelsin. Bu kuş işi de öyle. Şimdi aslanı, iki aslanı vurursan çakal çıkmaz abi. İlla ki iki aslandan aslan çıkacak. Ama bu kuş işinde şöyle bir şey de var. 10 yavrunun onu da aynı oynayacak, iyi oynayacak diye bir şey de yok. Zaten onu bitirmeyi başardılar. Bitirmeyen de saysam belki Türkiye'de 4 kişi, 5 kişi, o da inatçı, yaşlı keçi eskilerden vardır. Başka yok. Zaten dediğin gibi 2 tane çok iyi kuşu vurduğunda çok iyi kuş çıksa bu işin bir esprisi kalmaz. Aynen. Herkes de kuş olurdu. Herkes zaten, de olur. Herkes kuşçu olurdu. Kuşu
Gel sorumu soruyla mı geleyim, anlatayım mı? Bir tane yeni bir soru geliyor abi. Taklacı kuş nasıl uçurulmalı? Şimdi abi herkes farklı uçuruyor. Herkesin kendine göre bir sistem var ama yavrularından ben götürü taklacı yavruyu atarım bir gün iki gün güneşte dinlendiririm. Benim kuşlarımın ırkından gelen bir şey. Benim kuşlarım güneşte keyiflenir, kendi kendine kalkar uçarlar. Bir tur, iki tur, üç tur, beş tur sonra orta semalara atar sökülürler. Ha, sökülü kuştan bahsedersen abi sökülü kuş gene seyisine bağlı. Seyisi kuşu iyi tanıyacak. Bazı kuşlar vardır her gün uçar, uçunca performans verir. Bazı kuşlar vardır bir iki gün dinlenince performans verir. Bunu besleyen insanın kuşunu tanıyarak yola gitmesiyle başarı sağlayacağı bir şey. Öyle kör gözle her gün uçurayım ama bugün iyi oynadı lan yarın niye oynamıyorsun? Öyle bir şey yok. Sen kuşunu tanıyacaksın. Kuşun bir gün iki gün dinlenince mi iyi oynuyor? Her gün uçunca mı iyi oynuyor? Bunları bildiğinde başarı oranında daha yüksek olur. Bir de zannedersem uzun süre kalan mesela 5 saat havada kalan bir kuş 3 gün 5 saat uçarsa kuş perişan olur zaten değil mi abi ya? Yok. Biraz böyle bir... Bazı kuşlar var. Her gün ezilmeyi seviyor. Mesela bir tane biz kaldırdık. Onu yarın gel çok farklı. Öbür gün gel çok farklı. Bazı kuşlar var her gün uçmayı seviyor. Uçmayınca geriliyor. Bazı ırklar da var. Bir gün iki gün dinlendiriyorsun ateş ediyor. Abi oyun kuşunda rengin önemi var mı? Renkler arasında performans farkı oluyor mu? Abi benim şahsi görüşümü söyleyeyim. En büyük kuş beyazla göktür. Beyazla gök kuşun özüdür. Başka alternatif yok. Diğer renkler kırdıktan sonra çıkan renkler. Beyazla gök, Arap'ın da mesela Arap var. Gerçek Arap olacak. Zil, mat bunlar değil. Siyahın orijinali var. Onu da anlamak, bulmak çok zor. Bunların dışındaki hayvanlar zaten kırarak elde edilen hayvanlar benim için en ideal gök. Taban taklası kuşta şart mı abi? Taban taklası şart değil. Taban taklası ekstra bir süs. Olsa çok güzel olur ama olmasa da o kadar önemi yok. Abi domuzlu kuşlarını neye göre eş ediyorsun? Bir kriter var mı? Var. Damızlı kuşlarımızı uçurarak, havada, görerek, mesela herkesin bazı söylentiler, tabirleri söyleyeyim. Kimisi diyor benim erkeğim iki tane dönsün, dişim bol taklalı olsun. Ben onlara katılmıyorum. Benim damızlık eşlemem farklıdır. Ben bol taklalıyı bol taklalıya vururum. Az taklalı kuşu az taklalıya vururum. Bunlar... Daha önemlisi mesela eşliyorsun, kuşu oynatıyorsun, kuşun oynuyor, eşlemeyi doğru yapmışsın ama kuştaki eksikleri de görmek lazım. Nasıl? Vurmuşsun, oynatmışsın, başarıyı sağlamışsın. Kanadına bakıyorsun, kuşun oyununa göre kanat yok. Kanatta zayıf kalmışsın. Bu sefer kanadı güçlendirmeye çalışıyorsun. Kanat teleklerinden bahsediyorum. Kuş aslan gibi oynuyor ama bir eksiği var, onu hissediyorsun. İyi bir seyis hisseder, bakarsın. Kuşun kanadının mesela 1 santim olması gerekirken yarım santim. Buna ne yapmak lazım? Kanatla çalışacak, güzel bir soyla işlemek lazım. Bir de şunu da özellikle unutmadan söyleyeyim. Deminki bu sorunun devamı. Benim erkek damızlık kuşum dişi döneyi yapacak. Bol dönecek. Bazıları der benim erkeğim 3 tane dönsün yeter. Abi benim damızlık olacak erkeğim dişi oyunu yapacak, bol taklalı olacak. Bu bende şart. Kars kuşu arkadaş. Sarı göz Kars'tan oluyor mu abi? Oluyor, oluyor. Zaten genel Sivas'tan, Sivas'la Kars hem kuşçuluk aynıdır, hem anlayış aynıdır, hem iklim aynıdır. Mesela Kars'ta kar başlar, Sivas'ta biter, Sivas'ta başlar, Kars'ta biter. Öyle. Öyle. Bu da oranın... Bu da 4 yaşında bir kuşumuz. Dişi. Dişi geçen sene de uçurdu.
abi, Kars'ın kendine has yöresel böyle bir kuşu var mı? Hani belirgin özelliği olan bir kuşu. Mesela Kars, Kars'ın ben bildiğim bileli var ama benden önceki tarihinde tabii ki vardır. Vardır. Mesela babam gibi anlattığım dönemlerden burada boz diyorlar, bizim orada kırmızı kemerli kızıllar vardı böyle. Kemerleri kiremit gibiydi. Çok da güzel büyük oynuyordular. O yöresel genelde gök. Bir de o kırmızılar, beyaz falan vardı. Daha çok renk kuş görmedim ben o zaman. Peki abi, oyun kuşunda göze önem verir misin? Senin için bir gözün, evet, kriteri var mı? Var. Hani göz kuşta bir işaret midir? Var. Nelere dikkat edersin? Ben o kuşun gözünün rengine falan değil. Göz bebeğinin çok küçük olması benim için önemli. Göz bebeğinin iğne deliği gibi nokta olması, arkadaşlar da inşallah denerler. Küçük olması kuşun daha eski soy, daha iyi bir nesile dayandığını gösterir. Peki abi, senin için eki oyunu mu, yavru oyunu mu daha çok zevk verir? Eke. Beni zaten tanıyanlar tanır. Yavru kuşu dikkate almıyorum. Biz yani daha öncelerinde de bizim orada mesela yavru kuşu izlemeye çağırmazlar, ayıplardırlar. Ya kuşun oynuyor dediler, yavru gördü mü diyordular, yok hele bir git de diyordular, affedersin sıçtığı boku bir tanısın da sonra bizi çağır. Yavru kuşu izlemeye dahi kuşçular gitmezdi. Tabii ki eke. Eke ama birinci yavrudan değil, ikinci yavrudan sonra yapacak. Peki abi, kuşlarda akraba eşlemeleri oyun performansına olumlu veya olumsuz etkisi oluyor mu? Akraba eşlemeleriyle zaten gidiyoruz. Ama çapraz yuva yapmasan, aynı yumurta kardeşlerini eş yaparsan tabii ki performans düşüklüğü, kuşlarda bozulma, yani beklediğin kuşların çok aksine zıt çıkışlar olabilir. İyi bir oyun kuşu en fazla kaç sene uçup görev yapabilir? Abicim şimdi iyi bir oyun kuşu Erman vardır, 6-7 yaşında uçan kuşlar vardır. Ama 4 yıl, 3 yıl, 5 yıl iyi oynayıp performans vermesi lazım. Yeni başlayacak birisine abi kaç kuş ile başlamasını tavsiye edersin? Bir çift. Onları denesin, görsün altını. İyi bir erkek, çok iyi bir erkek. Birkaç, iki tane veya üç tane de dişi alacak. O erkekle o dişileri çalışacak. Abi, atmacayla aran nasıl? Çok iyi. Kan kardeş gibi. Peki neden hep iyi kuşları atmacalar? Şimdi atmaca iyi kuşları niye alıyor? Arkadaşların birçoğu diyor ki hep diyor ya en iyi oynayanı gelip alıyor. Abi çok zekayı var. Allah ona öyle bir yetenek vermiş ki ya kusursuz. Havada en çok alabileceği en kolay kuş, güzel oynayan, efor kaybeden, güçten düşmüş kuş. Atmaca bu hayvanları havada biliyor abi. Çok iyi biliyor. O yüzdendir ki mesela atmaca geldiğini görüyorum. Havada iyi oynayan bir kuşum var. 30 tane yavru kaldırıyorum. Yine o kuşu alıyor. Çünkü o kuşta güç düşüklüğü var. Yorgunluk belirtileri var. O yüzden her zaman iyi oynayanı atmaca alacaktır. Almıştır da. Bu bazı arkadaşlar da diyor ya niye onu aldı? Bunu böyle bilsinler. İyi oynayan, efor kaybeden, güçten düşen hayvanı atmaca çok iyi tanıyor. Havadaki uçan kuşa yere kuş sermek nasıl yapılmalı? Kaç kuş serilmeli, kaçıncı dakikada atılmalı veya serilmeli mi, serilmemeli mi? Zaten şimdi Erman, havada hazır bir kuşa, tam faal bir kuşa kuş sermeden izletemez. İzletirsen kuş sermeden kuşunda bir hata olduğunu göstergesidir. Ne maksimum 5 tane, 3 tane, 6 tane kuş açarsın. Oturursun izlersin. Eğer kuş açmıyorsan kuşunda sıkıntı var demek.
Abi, bugüne kadar aldığın en pahalı kuş ve ne kadar, ne zaman aldın? Vallahi ben hiç parayla almadım. Hiç. Çünkü benim paramı alabilecek bir kuşçu yok. Peki hemen arkasından sorayım. Unutamadığın en iyi kuş bize anlatır mısın? Şimdi unutamadığım en iyi kuş, ilkokula gidiyorum. Babam bir kuş besliyor. Yağmur yağıyor Ermaniye diye 8 yaşlarındayım. Şöyle bahçe duvarının üzerine konmuş bir gök erkek yakaladım. Parmaklar hepsi yağdan kesik. Getirdim sobanın yanında kuruttum ettim. Bizde de çok heves var. Babamız kuş besliyor. Ama bizde yani vermiyorlar da açıkçası o zaman. Evde bir terpettim, tavanları süpürüyor. Örümcek koymadı hayvan. Hemen bindi, kanatlarını çektim, kuyruğunu çektim, soba isini aldım, yüzünü her taraf kuşu öyle bir hale getirdim ki dokunmaya diksinirsin. Elimden almasınlar diye bunu yapıyorum. Zehir gibi kafa vardı. Neyse bir dönem bu kuşu eş vurdum. Yavruları çıktı. Kanadı kuyruğu o zamana kadar dizler mi? Babam kuş izletiyor. 4-5 kişi arkadaşları var. Babam ön tarafta oturuyor binanın. Ben arka tarafındayım. O zaman bir dairede oturuyoruz. Benim kuş ayağını yerden bir kesti. Çatırdısına herkes böyle bir döndü bana baktı. Baktılar benim hiç kimse takmadı bile. Erman yani şu anda yalan söyleyemem. 15 dakika mı desem 20 dakika mı desem gezdikten sonra kuş atladı bir oyuna geldi. Bir sefer aldı. 9-10 taklayla mesela abartılı değil 20-25 metre belki 30 metre. Ama inanılmaz ses, mükemmel hız. Bu sefer hepsi babamın kuşlarını bırakıp benimkine döndüler. Babam oradan, bu hangisi? Vallahi diyorum ben o kuşun adını Kobbe koymuştum, parmakları yok diye. Kobbe erkek, ulan oğlum beni bu kandı. La baba vallahi Kobbe erkek. Ayağını kesti kalktı, dövecek beni. Ben az, yani babamla konuşurken de yavaş yavaş da geri kaçıyorum. Gel buraya bir şey etmezem ya, deli miyim gelem dayak yiyem dedim. Gelmiyorum dedim. Kobbe erkek, abi kuş oynadı. Yani o günlere hatırladığım kadarıyla 13, 14 belki 15 baş yaptı. Geldi aslan gibi taklalı yerine indi, babam kuşu aldı. Ya kendimi yerlere vuruyorum. Ya neler ediyorum, çok şımarık. Dedim kuşlarına fare zehri dökeceğim. Vallahi dedim hepsini keseceğim. Tamam dedi, gel sana iki çift kuş vereyim. Biz çocuğuz, iki çift kuşu duyunca bana ne dedim, o gök oynamış oynamamış umurumda değil ki, çocuğuz. Ama hayatımda unutamadığım en büyük kuşlardan birisi oydu. Abi yemlemeyi nasıl yapıyorsun? Kuş uçurmadan önce mi, aç karnına mı, tok karnına mı, günde bir sefer mi? Uçum kümesine sadece akşamdan akşama yemleme yapıyorum. Sınırlı sayıda ölçülü bardakla. Kuş sayısına göre yem veriyorum. Orada bardağım var. Ama damızlık kümesinde o da akşamdan akşama ama damızlık kümesine tabii ki biraz daha bol veriyoruz. Uçum kümesi öyle değil. Orada bir küçük bardağım var. İki kuşa bir bardak. Hayalindeki kuşu buldun mu? Eğer bulduysan iyi para teklif etseler satar mısın? Hayalimdeki kuş elimde mevcut. Ama iyi para ederseler de satmam. Satacağıma bir dostuma hediye ederim. Ondan daha makbul olur. Neden diye soracak olursan. Sattığım kuş gider. Ama dostuma verdiğim kuş her zaman benimdir. Hayallerim de öyle çok yüksek değil. Benim kuşum 20-25-30 metre, 15-16, 20 sefer arası yaptım. Yerine taklalı insin yeter. Çok da öyle büyük hayallerim yok. Çünkü büyük hayaller kuranların sonu hep hüsran oluyor. Daha fazlasını beklediğin zaman daha çok hataya meyillenmen lazım. Eldekini de kaybediyor bu sefer bazen. Eldekini zaten işte bizim özelliğimiz orada uçuramayabilirsin Erman. Çünkü İzmir iklimi çok kötü bir iklim. Hastalık ne kadar aşı da vursak
her yıl ölümler oluyor. Bu yıl sadece 14 tane atmacaya kuş verdi. Hazır tekteki kuş. Uçuramayabilirsin. Yani o yıl başarısız olabilirsin. Başarısızlıklar bu aksiliklerden gelir. Ama elindekinin nasıl olduğunu iyi biliyorsun. Elinde ne ırklar olduğunu iyi bildiğin için kafan her rahat, hep rahat. Ben mesela geceleri gelir kümeste oturup bir demlik çay içerim keyifle. Çünkü baktığımda onlarındaki nasıl ışıklar olduğunu biliyorum. Hangi renklerinde daha çok ışık olduğunu biliyorum. Hangi mesela aynı renklerin açıkları mı daha koyuları mı daha iyi oluyor onları biliyorum. Yani hangi kuşumun renkten desende değişiklik olabilir? Her bir desenin marifetini biliyorum. Mesela şimdi diyelim mesela Karslı göklerden söyleyeyim ben sana. Karslı göklerin en büyük oynayanları dumanlı akkuyruk atıyor. Onlar attığı zaman zirvesi. Gökleri de iyi oynuyor ama dumanlı akkuyruğun yanında gökler kuş diye. İkisi de aynı anadan babadan çıkıyor. Mesela benim miskili karala dediğim takım var. Onlardan dört renk çıkıyor. Gök benekleri çok gürültülü, yatık kaçıyor. Karalaları dik 15-16 sefer, güzel sefer yapar. Kızıl beneklileri çıkar. Onlar 4 saat falan havada kalır. Sana 20'den fazla baş çıkarır ama miski çıkarsa zirvesi. Miski kuyruğu beyaz verir. Demin gördüm yumurta yapmış bir şey gördüm. 40 ve 50 baş civarı çıkarıyor net. İzmir'de Mehmet Porsuk'u tanırsın. O 43 başını saymıştı. Yavru üstündeyken kuştan bahsediyor. Birçok arkadaşım saymıştı. Bu 4 renk bir çift ırktan geliyor. Bunların her renginin hangi marifette olduğunu bilebilmek çok önemli. Ben mesela ara ara kuş satıyordum. Adama verdiğimde bunu İzmir'de de tescil ettirmişimdir. Kaç baş yapacağını, aşağı yukarı kaç taklayla kaçacağını, sana yavru belkede ne yapacağını hepsini net söylüyorum. 2 takla yukarı aşağı yanılma payım var. 2 baş yukarı aşağı yanılma payım var. Başka olmaz. Bu da kuşu tanımak, soyu bilmek. Tabii canım. Bildiğin soyla yürümek. Mesela bildiğimiz soyla yürümediğimiz, hata yaptığımız dönemler de çok oldu. Ama sonu da hep başarısızlık oldu. Mehmet Ali abi, elde iyi bir kuşu anlamamızın şansı var mı? Hani mümkün mü? Var. Ya da elde yerdeyken kuşun bakılan kriteri var mı? İyi bir kuşu yerde anlayabilmemizi hani öngören şeyler var mı? Püf noktalar var mı? Var. Şimdi şöyle diyeyim, ben kendi şahsi fikrimden yola çıkayım. Abi yerde mesela ne kadar titiz, dik böyle manken gibi duruyorsa kuşun havada da öyle durur. Bir. İkincisi kuşun cephesi, kanat bekleri, kuyruğu birbirine uyumlu, vücuduna uyumlu olacak. Bir de mesela biz bakıyoruz, çoğusu bunu bilmez bile. Kuşun dirseğindeki damarlara bakarız biz. O babadan böyle gelen bir şey. Damarlar ne kadar dolu, ne kadar böyle şişkin olursa o kadar kanat gücünün hızlı kaçacağının göstergesi olur. Üçüncü bir şey baktığımız, kuşun çatılarına mesela baktığımızda kuşun çatıları iğne gibi eline batması lazım. İyi kaçan kuşu. Böyle bulurlar ama bunu da söyleyeyim. Bunu bulurken boş atanı da bulurlar. Genelde boş atan kuşlar iyi kaçıyor. O çatıya falan bakarken arkadaşlara bunu da söyleyeyim. Çok boş atanı da bulurlar. Ama bir de dolu atanını buldular mı tam bulurlar. Mesela ben bir yavru fotoğrafı çekmiştim. O dönem internete yazmıştım. Yerde ne kadar titiz olursa havada da öyledir. Benimle arkadaşlarım bile gülmüş eğlenmişti. Sonra kuşu söktüm. Kendilerini buraya dizdim. 19, 20, 22 taklayla 60, 70, 80 metreleri kendileri söylediler. Ondan sonra söyledim bu dedim. O fotoğrafını çektiğim yavru. Nasıl oluyor?
Ya diyor nereden bilirdin lan arkadaş, biraz da yerde görmek lazım hayvandaki cevheri. Zaten asil soylar, asil kuşlar hani belli ediyor, şöyle diyeyim. Mesela Arap mevsuna geçeyim. Telden bir Arap dişi aldım. Arkadaşlarım benimle dalga geçtiler. Tellerden kuş mu topluyorsun da falandır filandır, zaman gelir görüşürüz diyor. Getirdim kuşu eş ettim, bir çift yavru aldım, çift dişi. Erman'a uçuruyorum, uçuruyorum. Kuşlarda bir şey yok. Havada oynayıp duruyorlar. Bir gün kulakları çınlasın, Remzi Karadağ abim geldi misafirim. Çay içerken dedi hazırın var mı? Yok dedi. Havada dıngırdayan var abi dedi. Dedi at dedi, havada o dıngırdasın, biz de çay içelim. İyi dedim abi. Abi kuşu attık havaya, kuş bir tane dönmedi. Kaldırışta. Dedim Remzi abi onu da bırakmış. Kuşlar yumurtaya yatmış ya. Erman biz 5-10 dakika bir sohbete daldık. Kuş bir geldi. Bir metreden tabanı dokundu ya. MG3 gibi gidiyor. Remzi abi bana gönül koyup kızıp bağırmaya başladı. Dalga mı geçiyorsun lan senin, ben baban yaşındayım. Gerçekten de babam yaşında. Babamdan da belki büyüktüm. İşte bizden alay mı? Yok abi dedim. Vallahi değil, billahi değil. Bu kuşlar oynamıyordu dedi. Bu nelerden dedim. Otelden aldığım Arap dişinin yavruları. Ya dedi bunu. Abi dedim. O kuş da yerde asil duruyordu. Ben niye aldım onu? Duruşu, hayvanın görüntüsü, omuzları ve bakışı meslettiği için aldım, vurdum. Kuşlar demek ki yumurtaya yatana kadar kuşlarda hiçbir ışık yok. Yumurtaya yattıktan sonra Erman kuşlar başlıyor, bir başlıyor, bir başlıyor. O dönemden sonra ben mesela kaslı göklerimi çok severim. Ama kaslı gökler dahi kanat hızında, kanat çalıştırmadan Arapların zevkini veriyor. Bu da yerde anlamanın avantajları. Sen İzmir Oyun Kuşu Festivali başkanısın. Başkanıyım. Sana başkanı bulmuşken birkaç böyle festivalle ilgili önerim, sorum olacak. Mesela şu anda siz sadece yarışmada derece alan kuşa kupa veriliyor değil mi? Evet. Mesela benim aklıma geldi, bilmiyorum belki hiç bilgim yok, dışarıdaki festivallerde var mıdır yok mudur bilmiyorum da, mesela böyle daha bir hareket katmak için şu anda kaç tane katılımcımız var mesela şeyde? Şimdi Erman 200-250 kişi yarışmasınız. Yine epey 250 kişi var. Mesela ilk 3'e mi kupa veriliyor? Evet. 250'de 3 biraz böyle bir düşük bir rakam. Hani şöyle bir şeyle taşlandırıldı, zevklendirilebilir mi? Ama ilk ona plaket veriliyor. İlk ona plaket. Peki benim önerim sana şu abi. Yarışma başladı, bitti. Yarışma evet. Bittikten sonra hani tamam görev yapan kuşa kupa verilecek de. Mesela en çok sefere gelen kuş, o yarışmaya katı kuş elenmiş de olabilir veya dereceye girmemiş de olabilir ama mesela en çok sefere gelen kuşa kupa verilse veya en uzun giden, en uzun taklayla giden kuşa kupa verilse, en iyi sefer kupası mesela ya da en çok uçan kuş kupası, öyle bir kupalar verilme ya Erman, şeyi olabilir şöyle mi abi? Evet. Şimdi bunların hepsine ayrı ayrı bir şey verirsen maliyet. Tabii ki gönül ister, herkesin gönlünü hoş edelim, herkese bir şeyler verelim. Ama bir de gerçek var. Ya çok iyi kuşlar uçuyor, çok iyi biliyoruz. Irkı da soyu da güzel ama o gün o kağıda oynamıyor. O gün biz puanlamaya gittiğimizde sanki kuşa okuyup üflemişsin. Kuş görev yapamıyor. Bir kupa dönemde bir gerçek var. Yapan kuş iyidir. O gün adam o kuşu hiç yapmıyor. O gün bir atıyor abi, yağmur gibi yağdırıyor. Bir dereceyi alıyor. Peki kendin şimdi söyledin de bu sistem doğru mu değil mi? Hani bir kuşu bir günlük performansıyla değerlendirip onu mesela şampiyon yapacaksın, Türkiye'ye tanıtacaksın İzmir olarak. İzmir Oyun Kuşu bütün Festivali. Bütün yarışmalarda böyle, İzmir demeyelim. Tamam ama genelinde o zaman böyle bir hata var. Bence en az iki kere puanlanması bak lazım ki istikrarı abi, ortaya koymamak gerekir. Bunu yapan, senin söylediğini yapan sadece TGF'dir. Onlar iki kere mi puanlıyor? Türkiye Güvercin Federasyonu kuşu puanlıyorlar. Belirli bir süre sonra tekrar puanlıyorlar. Aldığı puanın altına düşerse kuşu eliyorlar.
Her puanladıklarında kuş kat kat üstüne koyup gitmek zorunda. Veya 500 puan almış, 500'ün altına düşmemek zorunda. Bizde öyle bir şey, şimdi biz İzmir'de saya dönek, çeşitli ırklara hitap eden bir ilde taklacıyı canlandırmak için uzun uğraşlar verdik. Bu sizin dediğiniz programı yapmamız 3-5 yıl daha sürer. Anladım. İleride olabilir. Şimdi ağır, biraz tüzüğü ağırlaştırdığın zaman kıyamet kopuyor, itirazlar başlıyor. Çünkü acemi bir toplumla yürüyorsun. Acemi bir toplumu profesyonelliğe itiyorsun. Adam aklı karışıyor, kafası bulanıyor. İnsanların yanlış anlatmaları, 50 baş, 60 baş, 70 baş, 100 metreler, 200 metreler havada uçuşuyor. Adam gidiyor kümese, benim ilk dönem yaptığım gibi. Kuşları kesesi geliyor. Arkadaş ben diyor en iyi yemi veriyorum, kendir veriyorum, kenevir veriyorum, işte şunu veriyor. Ya bizimkiler niye oynamıyor? Ya onlarınkiler de oynamıyor. Masada oturanlara bakma. Bu yanlış yönlendirmeler de olmasa herkes aslında o iyi beslediği, iyi bilinen gerçek soy, o kuşları beslemeye kalksalar zaten hatalar ortadan kalkacak. İşler kolaylaşır. Şu anda ne oldu biliyor musun Erman? Yani bunu bir oyun kuşu festival başkanı olarak üzülerek söylüyorum. Şu anki dönem sadece kupa günü yapsın. Ondan sonra kuş ne olursa olsun. Abi çok yanlış. Çok yanlışa gidiyor. Kupalar aslında kuşların performansını arttırmak için, toplumu birbirine kaynaştırmak için güzel yapılan bir toplumdu. Ama kupalar ne oldu? Ranta dönüştü. Yapan için paraya dönüştü. Diğerler için ranta dönüştü. O yüzden çok iyi tanıdığım kuşçular var. Daha önceki dönemlerinde o kuşların bırak kümesine koymayı, elini almazdı eli kirlenir diye. Ama şu an kümesinde baş tamızdı. Üzücü durumları bunlar. Ama bunun yanında iyi şeyler katmadı mı? Kattı tabii ki, hedefçiliği öğretti. Hangi dakikada kaç saat uçuyor, kuşum kaç baş yapıyor onu öğrendi. Nereye inerse elenir, yani kuşun ineceği bölgeye daha önce 20 metre o tarafa dalsa adam ya diyor bir şey olmaz, yürüyerek gelir. Ama şimdi diyor 20 metre o taraf hata. Hata. Gelip hedefine inecek. Mesela bazı, şunu da söyleyeyim. Büyük kupa yapan yerler. Çok büyük kupa yapan, isimlerini vermeyeceğim. Bu taklasız inen kuşlara ve yerine inmeyen kuşlara puan vermeyi bırakırsa, o pis kuşlara hizmet etmeyi bırakırsa ve insanları ona hizmet ettirmek zorunda kalmayı bırakırsa, Türkiye daha iyi yere, kuşçuluk daha iyi yerlere gelecek. Onların para kazanma hırsı yüzünden insanlara yanlış aşırlamalar, insanları yanlış yönlendirmelerinden kaynaklanıyor çoğu şey. Bazı yerlerde boş inene müsaade var mı? Taklasız iniyor. Adam diyor ki ben %15 ceza puanı veriyorum. Ya %15 verdiğin ceza puanı ne olur? Kuş, bir gerçek var. Kuşçulukta bir ilk bahsettiğimiz gibi. Kuşta bir nefes olacak, uçmayı sevecek. İki, ne olursa olsun yerine takır takır vurup inmeyi bilecek. Yerine taklalı inmeyen kuş her zaman dediğim gibi sahibinin elini ayağını böyle ovuşturmasına da sebep olur. Ama kuşunun altı da sağlamsa, kuşundan da endişen yoksa adam bir oturuyor sanki şey Tayyip Erdoğan bile öyle oturmaz ya. Yani bu arkadaşlardan diyeceğim, kupa yüzünden kırmayın abi. Kuşun 5 baş yapabilir, 10 baş yapabilir ama aslan gibi yerine iniyorsa, sana keyif veriyorsa, sesi gürültüsü iyiyse, hedefine iniyorsa abi vazgeçme ondan. Vazgeçme, daha kaliteli kuşlarla çalışmaya bak. Daha bol seferli de altı boş abi doldurun, uğraşmasınlar. Dolmaz abi. Bir insanın içinde pislik varsa hayvanda da o pisliği atamazsın içinden. O hep barınacak çünkü o geninde var onun. Ve yapışır. Kuşlar da genini takip eden ırklar olduğu için, genle yürüyen ırklar olduğu için hatayı her zaman taşır. Hatalardan vazgeçelim arkadaşlar. O zaman sıkılmaktan arkadaşlar, da vazgeçelim. Bugün Mehmet Ali abimin, başkanımızın misafiriydik. Kendisine çok teşekkür ederiz. Kendisinden güzel bilgiler aldık. Taklacılarla ilgili güzel bir söyleşimiz oldu. Senin abi, bizi izleyecek arkadaşlara
söylemek istediğin bir şey varsa alalım abi. Tüm Türkiye'deki, dünyadaki kuşçu arkadaşlarımızın hepsine selamlarımı yolluyorum, saygılarımı yolluyorum. İyisine hizmet edin sadece, onu söylüyorum. Başka bir sözümüz yok. Hemen burada ben gidiyorum araya arkadaşlar. Bir çift Mehmet Ali abimin hediyesi olacak. Bir çift oyun kuşu hediyemiz var. Tutması gerekiyor. Hazır. Dişi de yeni yeni bir taklalar çevirip hızlandırmaya başlamış. Yeni besleyen bir kardeşimize hayırlı olsun. Yorumlara tabii ki yüklenecekler. Hashtag Kars yazalım abi. Hashtag Kars yazan bu mesaj videoya mesaj olarak hashtag Kars yorumların içerisinden kura usulü bir çift Mehmet Ali abimin hediyesi var. Hemen şu güzel bir çift yavrumuz var hediye. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Güzel sohbetimizi yaptık, söyleşimizi yaptık, kuşlarımızı izledik. İnşallah keyifli bir sohbet olmuştur sizler için de. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.